Bir taraftan da şimdi ekonominin hali ortadayken böyle maliyetli bir sarayın halen daha işte içerisindeki o yaşamın devam ettiriliyor olmasının bize günlük maliyeti de çok önemli. Şimdi işte sizin 2015 yılında yapmış olduğunuz bir çalışmayla o dönemki aylık elektrik maliyeti 1,5 milyonları geçiyordu 2015 yılında. Şu an 2022 yılına geldiğimizde ben sanıyorum ki bir günlük elektrik maliyeti 2 milyonun üzerindedir o sarayın. Ankaralılar bilir, önünden her geçtiğinizde hemen hemen tüm odalarının ışıkları da yanıktır. Böyle artık nasıl bir ruh hali ise, yani o ışıklar asla sönmez. Bütün odaların ışıkları açıktır. Öyle bir manzarayla karşınızda duruyor. Ve hep de herkesin söylediği şey, ya günah, yazık. Hani şimdi siz Allah inancı olan insanlarsınız baktığınızda. Bu israf günah değil midir yani? Ve Ankaralıların, tüm Türkiye'nin bu şekilde ekonomik anlamda insanlar elektrik faturasını dahi ödeyemezken, abonelerin bir birkaç bin tane kişinin elektriği kesilmişken orada halen daha oturuyor olabilmek ve işte böylesine de bir hukuki altyapısı da var, yani orada oturmamanızın gerektiğine dair daha ne olabilir, daha ne denilebilir vatandaşların bir şekilde oraya gidip eylem yapması da yasak. Yani öyle bir hakkımız da maalesef ki yok ki, o yoldan bile geçilemez. Eski Ankaralılar bilir, şimdi o bölgede herkes yürüyüş yapardı. Hafta sonları orası cıvıl cıvıldı. Yani herkesin aklına ilk ora gelirdi. Bir böyle temiz hava alayım, bir yürüyüş yapayım dediğinizde, şimdi oradan geçmek mümkün değil. Her yer biliyorsunuz ki güvenlik şeridiyle çevrilmiş, koruma altında. Bir de bu tarafı da var işin. Evet, yani hem zaten güvenlik şeridi hala oluşturulmaya çalışılıyor çevresindeki karakollarla birlikte. Ama şeye gelelim, yani bir insan mesela neden bütün lambaları ya da açık ışıkları açarak yatar gece? Biraz ona bakmak lazım. Eğer 2000'i aşkın işte Odası var. odası olan sarayda bütün lambalar yanıyorsa bence orada çok büyük bir korku var demektir. Yani kendi çocuklarınızdan düşünün. Çocuklar korkmasın diye lambayı açık yakarsınız, değil mi? Bir yerde mutlaka bir şey olur. Karanlığın o yarattığı korku ve bilinemezlik, müdahale edilemezlik durumu bence saraydaki korkunun kaynağı olabilir. Bu kadar ışıkların yanıyor olması. Çünkü zaten siz isterseniz dışarıdan cephesini aydınlatabilirsiniz. Bütün lambaları yakmanıza gerek yok içeriden. Eğer onu binayı göstermek istiyorsanız, ama her yerin aydınlanmasını istiyorsanız orada çok büyük bir metrekare. O büyük metrekareyi kontrol etmek gece oralardayken zordur. Biliyorsunuz ya, en son kamuoyuna düşen konulara baktığınızda yani oyuncakları bile çalıp Ay, satan bir evet. Ve sanayi senelerdir mekanizması devam eden bir aslında yöntemmiş bu. haklı, lambaları yakmakta haklı. Yani çünkü bir oyuncaklar bile çalınıp satılıyor. Dolayısıyla maliyeti çok yüksek. Yani zaten işte bu kadar milli duygular içerisinde milli olduğunu söyleyen bir iktidarın sarayın bütün malzemelerinin yurt dışından ithal ettiriyor olması da zaten ayrıca başka bir konu. Bütün sistemlerin hepsi, mobilyalarına daha kadar, işte çatı detaylarına, malzemelerine, mermerlerine kadar, hatta teknolojik altyapısına kadar hepsinin yurt dışından ithal edildiğini biliyoruz. Dolayısıyla kendileri milli de olsalar saray gayrimilli malzeme açısından baktığınızda da zaten mimarı Şefik Birki'ye biliyorsunuz neredeyse tartışmalı bütün süreçlerin mimarı, sarayın mimarı konumuna düşmüş durumda. Böyle ne ödüğü belirsiz Osmanlı Selçuklu mimarisine öykünen bir yaklaşımla ürettiği yapılarla da tartışmayı hala devam ettiriyor. Onun için sarayın bence bu kadar ekonomik kriz içerisinde maliyetinin çok yüksek olduğu bir dönemde tahliye edilmesi ve Çankaya Köşkü'ne taşınması herhalde ekonomik açıdan da makul bir şey olacak. Yoksa verdiğimiz her vergi sarayın lambası
anlamına gelecek.